Yani onlar hep peygamberin gaybı bilmesi gerektiğini, bilmeyen, madem Allah'ın elçisisin, Allah'ın bildiklerini bilmelisin gibi ondan bir şeyler bekliyorlar Kureyşliler. Allah da onlara cevap olarak diyor ki, de ki onlara, gaybı da bilmiyorum, yani size gaybı bildiğimi de söylemiyorum. Şimdi hem bir taraftan gayb bildiriliyor kendisine, bazı gaybları biliyor, onu bize de bildiriyor. Ama buna rağmen böyle söyletiyor onu. Devamla diyor ki, gaybı biliyor olsaydım, karşılaşacağım zarardan kendimi korur, kendime menfaat sağlardım. Bunları söyle onlara diyor Allah. Yoksa, yani evet gaybı biliyorum, ha, bak yarın ne olacağını söylersen görürüm şimdi filan diye hiç bir şey yok ortalıkta var. Gaybın sıkıştırması var, yarın gelin diyor. Öyle. Ayrıca tabii yani mesela gaybı bilseydi arkadaşlarını ölüme göndermezdi. Biri Maune olayları filan var ya, o kabileler, biz kalabalığız, bize İslam'ı öğretmek için yanında yetiştirdiğin adamlardan ver de götürelim onları, yedirip içirelim, bize İslam'ı anlatsın, öğretsinler, toptan Müslüman olacak diye kandırmışlar Peygamber. Gaybı bilen adam kanar mı lan? Kandırmışlar, o da onlara bir sürü adam vermiş, herifler yolda tuzak kurmuş ama aynı kılıçtan geçirmiş. Bir iki yaralı canını kurtardı, geldi de o zaman haberleri oldu. Gaybı bilen adam, yani ya ne olacağını, bunları götürürken benim arkadaşlarımı yetiştirdiği, ne yapacaklarını bilen adam demektir eğer gaybı biliyorsa, değil mi? Olmadık şeyi, o zaman gönderin mi? Gönderdiyse bu adam öleyim mi? Arkadaşlarını ölüme gönderdim demek, bu nasıl peygamber olur mu? Yani muhakeme etsek, hani bu gibi işleri ben genelde şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir çarpma verirsiniz ilkokul 3. sınıfta mesela çocuklara. 7 kere 9 bilmem kaç filan, 17 kere işte 7'yi çarptı. Çarpar, ondan sonra da hani kim yaptı? Herkes parmak kaldırır. Şimdi bakarsam o parmaklara herkes yapmıştır. Bir iki kişi hariç. Varırsın bakarsın, yaptım tabii. Hadi bakalım nasıl yaptım oğlum? 17 kereye bir kaç? Bir çarp bakayım işte. 7 kere 7, 63 hocam. Öyle yani heyecanla evvel yapacağım diye yazmış ama parmağına bakarsan o da doğru. Sağlamasını yaptırınca çıkıyor meydan. Sağlamasını ya, aa hocam işte 49 diyecektim 63 demişim. E tabi ya oğlum işte öyle oluyor bu işte. Ya yavaş yapsana. Ha, yavaş yap da doğru çıksın çarpma hesabım. Yani öyle insanlar bakıyor, hayır şu olay nasıl, yani birçok şeyi faktörü bir araya getirdin mi her şey yerli yerini buluyor. Gerçekten gaybı bilmiyor peygamber, yani gaybı bildiğini. Bilmediğini Allah söyletiyor ona Kur'an'da, onun ağzıyla, yani de ki onlar diyor, ben gaybı bilici de değilim. Daha delil mi istiyorsun? Kim istiyorsa o zaman havasını alır yani, avucunu yalnız. Ne delil? Bunlar Allah açık açık söylüyor. Ama Allah'ın yok öyle iş diyor.